Sen diyorsun ki işte hakem, niye hakem oldum? Allah inandırsın. Bakın bunlar önemlidir. Ben onu soracaktım bak, hocam önemlidir size. Bak şimdi. Şey, top oynuyorsun İstanbul'da. Seni dövüyorlar. Ne diyorsun lan? Çak çakıyor, itiyor. Topla beraber sokuyor seni. Hakem, abi atmıyor musun? Karışma falan diyor sana. Sen de böyle diyorsun Ahmet. Bak yemin ediyorum sana. Bizim mahalleye gelirsiniz. Mahalle maçı gibi oluyor. Bizim mahalleye gelirsiniz. Bak Allah inandırsın diyorum, yaptık ya. 19 Mayıs stadı. Simsiyah dolu. Full stad. Dolmuş. 3 saat. O takım çok iyi takım zaten. 72-73 o. Kupayı aladık. Sahaya çıkıyoruz. Bir tek idareci yok. Antrenör de yok. 16 tane topçu. El el üstüne koyuyor. Sahaya çıkıyor. 5 dakika sonra maç başlayacak. Bugün diyor, kupa maçı mısın? Kupa lig. Senin ananı aratmışlar. Seni dövmüşler. Tekmeyle, hakemle. El el üstüne koyuyorsun. Bugün kim diyorsun yerdeki topçunun üstüne basmadan geçerse en sevdiğin ölüsünü öpsün. Yok mu hocam ya? Yok diyorsun. Ya mercazi mahallede söylüyorum bunu. Oyun kuralları işte. Ama oluyordu evet. Oyun kuralları. Hadi bakayım bir hakem idare etsin maçı. Ne oluyordu? Bodun başı belaya giriyordu. Yapmasınlar. Adalet burada da aynı. Orada da aynı olsa. Orada el ele koymaz futbolcu Rıdvan. Tünelde. Önemli bir olay bu. Tabii canım. Özür dilerim. Öyle çıkıyorsun ki dolmuşsun buraya kadar abi. Ben düş dediğini duydum hocam. Vuruyorlar. Yere atıyorlar. İçeri sokuyorlar. Yani devam diyor ya. Devam. Ertesi gün gazeteyi alıyorsun. Bir tane yazan yok. Ertesi gün i̇şte bir tane yok. E ne oluyor? Sen bu yüzden adalet abi. dağılmıyor. Bu sefer adaleti sen sahada dağıtıyorsun. Yanlış. Şimdi siz, ben size soruyorum. Lig kaliteli oynanıyor, kalitesiz oynanıyor. Hiç böyle bir lig oldu mu? Neden? Hiç böyle bir lig oldu mu ya? Hakem hataları mı? Dağlara taşlara. Ama böyle bir lig olmadı. Kaçıncı haftadayız? Sivas denen bir takım. 20. Karavuzman ikinci. Üç büyükler bildiri yayınlıyor bilmem ne filan. Ama demek ki birileri yanlış yapmış, birileri doğru yapmış. Doğru yapan önüne gidiyor. Doğru yapan önde gidiyor ya, bu kadar basit. Doğru yapan önde giderken... Peki hocam burada hakemlerin de olumlu yönü yok mu o zaman? %100 var. Bak %100 var. Hakemleri eleştirirken kapasiteleri belli oran. Ama hiç olmazsa hata olarak yapıyorlar. Bak Rıdvan'cığım sen bu işi yıllarca öğrendin. Hakem hatasıyla maç verirsin, hakem hatasıyla maç alırsın. Sonunda da eğer düzgün idare edilsen çok fazla tesir etmez. Ama bazı seneler öyle bir şeyler oldu ki abi... Ya çıldırıyorsun, görüyorsun ya. Bizim Ankara 3 takımı çok iyi takım. Yediğimiz gol ortalama 12, 13, 14. 72-73 Cemiller falan oynuyor abi. Osman Cemil, Muharrem forveti var Rıdvan. Yediğin gol ortalaması 12, 13, 14 Rıdvan. Sana bir şey söylesem ayıp eder. Düşünebiliyor musun? Erman abi. Sen niye hakem oldun? Bunlardan dolayı değil mi? Çektiğin işte. FIFA ve UEFA. Onların bir de gizli ajandası vardır. Bu gizli ajandanın içinde kamuoyuna açıklanmayan bazı genel teamüller vardır. FIFA ve UEFA aslında üst düzey futbolcuların hakem olmamasının temel nedeni budur. Mesela Erman abi ne diyor? Bizi büyük takımlar İstanbul'a gittiğimizde hakemle döverlerdi diyor ya. Erman Toroğlu gibi üst düzey bir futbolcu futbol hayatını bitirdikten sonra hakem yaparsan bilinçaltı onun istikbalde hakemlik yaparken istese de istemese de düdüğünü etkiler. İşte onun için sen İstanbul'a çok fazla gelemedin. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? FIFA bundan dolayı aslında. İşte ben eski futbolcu olmanın dezavantajları var. İtalya'da yapılan bir çalışmada, İtalyan Futbol Federasyonu ve psikiyatrlarla yapmış olduğu bir çalışmada. Eski ünlü futbolcu ama sıradan futbolcu değil. En az birinci lig seviyesi ve üstü. Hakem olmasını İtalyan Futbol Federasyonu bu nedenle istemedi. Futbolculuk yıllarında yaşadıkları acılar, travmalar ve kompleksler, söz meclisten dışarı, hakemliğinde olmaz. Uluslararası oyun kuralları dışına tezahür eder dediler. Nitekim Erman abi sen de etmiş. Niye? İstanbul'da dayak yiye yiye sen söylüyorsun. Otomatikman İstanbul'da da sen... Ben İstanbul'da dayak yemedim. Ben İstanbul'da... Hakemle dayak yedim diyorsun ya. Hayır. Hakem bizi ezdi diyorsun ya. Evet. Demedin mi sen? Evet. Az önce Muzaffer doğru. Sarvan'la doğru. Fenerbahçe bizi dövdüler yerler demedin mi? Doğru. Bunun gibi bir şekilde deplasmanlar acı çektiğini söylemiyor musun? Peki. Sen hakem olunca otomatikman ne oluyor biliyor musun? Kantar'ın topuzunu deplasman takımının lehine çeviriyorsun. Bilinçaltı bu. Buna para psikoloji de diyebilirsin. Ne dersen de. Olmaz. Bak şimdi. Nasıl olmaz? Abi, sen söyledin işte. Şimdi izah edeyim sana. Benim hakemlik dönemimde bana Beşiktaşlı dediler.
Herkes beni bazıları Beşiktaş'ta. Erman Turan'ı Beşiktaş'ta sorarlar. Hangi takım yalan? Ankara geçti Beşiktaş'ta. Şimdi onun aslını bilmiyorlar Beşiktaş'ta. Ben gülüyorum onu. Anlatmıyorum tabii yani. İki saat anlatacaksın. Beşiktaş'ta dediler. Peki niye Beşiktaş'ta Erman Toroğlu? Değil abi Beşiktaş'ta. Şimdi Erman Toroğlu İstanbul'da 5 senede 6 senede FIFA hakemi iken 5 defa girmiş büyük maçlar hariç. Ama deplasmanda 4'er 5'er maçlar idare etmişim büyük takımları ki Rıdvan iyi biliyor bunları. Niye rahat ediyorlar? Şimdi Erman niye Beşiktaş'ta oldu biliyor musun? Niye? Beşiktaş'ın başına kim vardı? Teknik direktör? Gordon zamanı. Gordon. İdmanı bastırıyor. Ağırlığı bastırıyor. Enteresan bir takım yakalamışlar. Çatır çatır oynuyor. Şimdi ben de hakem yapısı olarak biraz yani çatır çutur oynanan, oynansın, ayakta kalana prim tanıyan, ufak tefek foul'ü vermeyen hakem tipiyim. Hı hı. Kendime de güveniyorum top olarak. Hani pozisyon olarak öyle diyor. Beşiktaş parçalıyor yakaladığını. Üstüne şampiyon. Parçalıyor işte senin zamanı. Evet, evet. Parçalıyor, öldürüyorlar. Onları yeniyorlar. Dört atıyorlar, beş atıyorlar. Erman Beşiktaş'tı. Peki sonraki seneler değişti. Erman Beşiktaş düşmanı. Ya ben değişmedim, takım değişti. Takım yaşlanınca işler ya. Yani şuradaki olay şu. Hakemlik yaptığın zaman Fener'i Beşiktaş'a filan bakamazsın. Hakemlikteki benim hakeme de söylediğim olay şu. Sahaya çıktığın zaman artık Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Ankara Gücü, gençler biliyor. Hakem şunu yapacak. Kırmızıdan çıktı, beyazdan çıktı. Hakem onu düşünemez. Yani hakem onu... Ama Erman abi sen evrensel bak, anlamda tavsiye yapıyorsun. Düşünemez diyorum. Bak ben yapmadım diyor. Düşünemem. İşte Rıdvan'la ben 1000 tane maça çıktım. Benden yaşayan adam hakemliğimi ki onun tam hakemliğime de geldi. Hiç öyle bir şey hissetti mi? Hisseder. Hisseder ya. Bak şimdi Fuat sana çok kritik bir soru sormak istiyorum. Hepiniz arasında. Bir dakika. İki tane ünlü futbolcu var abi. Çok önemli bir soru bak ama bak şimdi hisseder Rıdvan yıllarca. Hissetti evet. mi hiç? Yok hocam. Yok. Sana bir soru sorabilir miyim? Yok. Hissetmez onu. Sana bir soru sorabilir miyim? Hissetse zaten söyler. Ya Erman abi senin böyle. Onu mesela benim hakem düşünür. İkiniz de otorite rakibdiniz. Sizin yapınızda Ahmet Hoca'nın farklı. Ama pek öyle itirazdan pek oyuncu falan olmuyor. İtiraz edilmiyor. Değişiktir yapılmış. Yani İtalyan Futbol Federasyonu yapmış olduğu çalışmayla ilgili ben şu anda olayı çözmeye çalışıyorum. Bir. Birinci ligde futbol oynamış futbolcu kökenli Erman Toroğlu hakem oldu. Çatır çutur oynatırım diyor. İzin veririm diyor. Şayet Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük spektaküler teknik futbolcusu Rıdvan değilim ben hakem olsaydı. O da özellikle yaratıcı ve sprinter oyuncu yapılan basit faulleri fazlaca çalan bir hakem olurdu. Ne demek istiyorum? Yok hocam. Bir futbolcu, futbol mantalitesi ve futbolculuk hayatında yaşadığı travmalar neyse hakemliğe geçtiğinde onun bilinçaltı intikamını alır. Bunu anladım ben. Tıpkı Testere filmi gibi. Testere bir açık söylüyorum. Sen hakemleri testere bir de bir üslup farkı abi, değil mi bu? Psikiyatride bir şey vardır. Sen şiddet bunu, gören, sen şiddet bunu yapıyorsun. İşte Rıdvan ya benim evet. hakemliğimde en fazla adam topçuydu da hem de şeydi kaptanlığını da yaptı. Benim en ufak o tarz bir şey hissetti mi? Rahattı. Niye biliyor musun? Bak adam çabuk adam. Ha, o çabuk adamsa onu futbol harici yap bakayım bak ne yapıyorum sana. Adamın ayağını kırdılar ya. Allah Allah. Senin değil ya. Senin kırmadan bir şey söylüyorum ben. Yani. Benim söylediğimle farklı bir şey bahsediyorum. Hadi Rıdvan çabuk adam. Hadi karşıdaki futbolcu çabuk Rıdvan'ı başka bir işten durdursun bak ne yapıyorum. Bak ne evet. yapıyordum biliyor. En rahat bende oynuyordu. Niye? Abi topun içinden gelmenin avantajları büyük. Topu bilmenin avantajları büyük. Her topun içinden gelen hakem olur mu? O da ayrı bir olay. Hakemlik başlıyor ama futbolu bilmenin hakemlikteki çok büyük avantajı. Doğrudur. Çünkü daha top sektiği zaman ne tarafa falso alacak veya bu topu aldığı zaman bu adam oraya mı atacak buraya mı atacak? Hakemsen topu biliyorsan iki adımda yanaşırsın. Hakem değilsen beygir gibi koşarsın. Baş kesilmiş tavuk gibi yakalayamazsın pozisyonu. Ama Ahmet Hoca da diyor ki psikoloji bilimi gereği aynı zamanda bu avantajların yanında bazı devamsız dezavantajları da olabilir. Yani. Ona olacak adam zaten. Hocam bu aslında şuna benziyor. Ama çok önemli bakın. Sevgili beyler bak şunu söyleyeyim hocam lütfen. Çok iyi futbolcu olabilirsin ama iyi antrenör olamayabilirsin ama. Hiç mesela Mourinho belki futbolcu değilmiş galiba zamanında ama büyük bir teknik adam oldu. Hakemler için de aynı şey getirdi. Tabii ki büyük avantaj oyunculuk ama hiç futbolculuk yapmayan. Kesinlikle. Ve amatör kümede oynayıp çok zeki bir hakem vardır. O başarılı tabii. olabilir yani. Dünya futbolunda da vardır örnekleri. Mesela şimdi ikimiz oyuncunun tabii büyük avantajı var. Oynamanın avantajı var. Tabii, İlla avantajı var. Demek çok iyi olacak demek evet. değil mi? Erman abi ne diyor? Şimdi Erman abiyle ciddi anlamda futbol hakemliğine bazı konularda ayrılıyor. Görüşler ayrılıyor. Diyor ki
ben fazla karta girmem. Ben maçı biraz çatır çutur oynatırım. Ben de diyorum ki hayır. Kart gerekiyorsa vereceksin. Niye? Vermediğin takdirde diğer takımın hakkını yiyorsun. Ben mesela şimdi mesela çok ciddi anlamda seninle bir görüş ayrılığımız var. Seni bazen izliyorum. Olabilir. Penaltı penaltı gibi olacak diyor. Evet. Penaltı penaltı olacak. Evet. Penaltı gibi olmuyor. Yani ben senin ne demek istediğimi anladın ne demek anlatabiliyor muyum? Olay şu. Herkesin gençliğinde, çocukluğunda veya futbolculuk hayatında ilerleyen yıllarda davranış biçimini belirleyen bilemediğimiz faktörler var. Belki benim üniversite yıllarında, lise yıllarında yaşadığım bazı travmalar veya çocuklukta hakemlikte çıktı ortaya. Erman abinin futbolculuk hayatta kendi deyimiyle büyük takımlar tarafından ezilmiş bir Anadolu takımı oyuncusu olarak belki de hakemlik hayatında Anadolu takımını ezdirmeyeyim diye büyük takımı ezdi. Bu çıkabilir. Şöyle söyleyeyim.